diyor, maalesef öngörülüyor. aslında tam mesajı alamadığımız için Ha, Merkez anladım. Bankası'ndan Oradan biz de mesajı tahmin da yapmakta, algılayamadık. evet yani işte FED'i konuşuyoruz değil mi? FED 25 ile 50 bas puan, yani piyasa biliyor 25 mi 50 mi ve nereye gidebileceğini söylüyor, böyle üye işte kurul üyeleri tahminlerini paylaşıyor, o piyasayla paylaşıyor, ne olabilir? Biz şu anda o sorunun cevabını bilmiyoruz. Bu 20'de mi kalacak, 30'a mı gidecek? Bahsettiğim 30 aslında yani bu yıl sonunda kesinlikle enflasyon 50'li bir rakam gibi, ama 12 aylık beklentiler Merkez Bankası sanki de en iyimser anketlerdendir. Hani işte 30, 32 vesaire neyse. Ya o yüzden öngörülebilirlik önemli. Yani biz Merkez Bankası'nın nereye gidebileceğini bilmeden finans piyasalarında kur ve faiz, yani faizi doğru oluşturamadan, yani bilemeden kuru doğru oluşturamıyoruz. Döviz kurunu doğru oluşturmayınca da enflasyon beklentilerini, fiyatlamayı, hiçbir şeyi doğru oluşturamıyoruz. O yüzden hani bir an önce oranın doğru yönde, ama doğru yönde doğru noktaya gelmesi için proaktif olması gereken bir para politikasına Ben şunu ihtiyaç çok var. merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Sayın Durmuş Yılmaz zamanında piyasa ile babasını çok birebirdi o. Öğreniyorduk, açıklıyordu. Evet. Neden biz şu an geçtiğimiz bir önceki Merkez Bankası Başkanı Şahap Bey de dahil olmak üzere bu kadar uzak duruyorlar piyasalardan ve bizden? Ben çok merak ediyorum. Neden yeni başkan Sayın Gaye Erkan, kendisi de o 2017-2016 senesinde New York'ta bir röportajım da olmuştu. Tanıyorum da. Neden Sayın Erkan toplantı sonrası sadece ayaküstü bir açıklaması oldu? Daha şeffaflık adına çıkıp biz şunu planlıyoruz, şöyle bir düşüncemiz var, şuraya gitmeye niyetimiz var açıklamasını görmüyoruz. Ben çünkü Habertürk ekranlarından, Para Gündem'den, Yavuz'da devamlı çağrı yapıyorum. Çünkü Sayın Şimşek açıklama yapıyor, Ömer Bulat yapıyor, Cevdet Yılmaz yapıyor. Açıklamaları var yani, bunu görüyoruz, bunu öngörüyoruz diyor. Yani mesela Cevdet Yılmaz diyor ki hani vergiyle ilgili bir şey düşünmüyoruz artık, başka bir şey olur. Ama yerinde müdahale geliyor Sayın Yılmaz'dan, Sayın Şimşek'ten. Görüyoruz sosyal medyada. Neden bizim Merkez Bankamız, yani şu an için bizim için en önemli olan başkan, yani kurumun başkanı, ya biz %35 düşünüyoruz, enflasyon şunu bekliyoruz, dolayısıyla biz 4 ay içerisinde rakamı buraya getirebiliriz demiyor. FED gibi, ECB gibi. Yani şimdi ben biraz hani böyle atarlı gibi konuşuyorum, kusura Yok. bakmayın, ama neden yani, Yani neden gizli arkada duruyorlar? Biz bunları öğrenmek istiyoruz hepimiz. Bütün doğru. hepimiz, yani siz, ben, vatandaşlar. Buyurun hocam. Yani tabii yeni Daha iyi başkanımız olmaz mı yeni, yani? oldukça yeni. Belki hani şu anda işte 1,5 ay oldu herhalde. Yani dolayısıyla belki bir süre sonra işte bu ayın 27'sinde bir enflasyon raporu açıklanacak. O rapor geleneksel olarak toplantıyla açıklanır, soru Genelde cevap olur. evet, öyle Belki olur. o ilk imkanı olacak. Bundan sonra olabilir. Yani bir hani bir marj şey anlamında olup biteni anlamak, öngörmek. Demek ki tam da hani politika oluşturuluyor ama gidilecek yer konusunda tam bir netlik İzlemeye olmaması. geçtiler belki de. Ama zaten Merkez Bankası hiçbir zamanda çıkıp tam nereye gideceğini söylemez. Söylemesi de gerekmiyor. Yo Ama yo. piyasanın okuyacağı bir şey olması lazım. İşaret Yani diyorum canım, yani işaret, şey değil, tabii. yani ben Onu bunu anlaması yapacağım değil. lazım. Evet. Biz nasıl FED'i algılıyoruz? Evet. Geliyor mesela enflasyon rakamı, diyoruz ki işte anket bile yapılıyor. Tabii. Yani piyasacılar işte %20, özür dilerim, 25 bas puan faiz artışı yapma olasılığı 16'ya düştü mesela gibi, değil mi? Evet, sanattır İşaretten denir ya bahsediyorum merkez ben. bankacılığı. Hani doğrudan mesajınızı Tabii vermezsiniz. tabii ya, Dolaylı işaret. yoldan Siz verirsiniz. okuyamadım dediniz ya Piyasa hocam, onu piyasa okur. Yani bir okuyamadı. tabloya, bir resme baktığımızda ne anlatmak Evet, istediğini evet. altında yazmaz, ama o bakan anlar. Yani en azından o işten anlayan anlar. Ekonomi, finans piyasaları da o dili bildiği için Merkez Bankası Başkanı söyleyeceği bir cümleden, Çıkarır iki onu. cümleden çıkarır. Odur önemli olan. Olacağını umuyoruz. Olması gereken budur. Ama demek ki tam bir netlik yok. Yani dolayısıyla yanlış bir mesaj vermeme isteği olabilir. Ama ihtiyacımız daha net olunması ve o mesajın güçlü bir şekilde verilmesi. Çünkü yoksa o kısır döngüden çıkmak çok kolay olmuyor. Yani birçok şey var. Biz öyle bir noktaya geldik ki bence döviz üzerinden enflasyon yaratıyoruz. Yani çok dolarize olduk. Yani liralaşıyoruz derken Evet. KKM, döviz Hemen. hesapları çok liralize. Yani bütün iş dünyası ve vatandaşlar olarak kafamızda hep döviz cinsinden bir fiyatları Hesaplama az düşünüyoruz. önce ben Evet. söyledim işte. 50 Evet. euro dedim asgari Evet. ücret. Mesela bakın Yani benim kafada da yani 50 euro dedim, eridi dedim mesela. bu TL demedim örneğin. maliyeti TL hesaplıyoruz. Evet. Fiyatı döviz. Evet. Maliyet çok arttığı için o döviz fiyatını da arttırıyoruz. Yani
Avrupa'da, Amerika'da kimse %10 zam bir anda yapmaz, yapamazsın. Hani %3 yapar, 5 yapar, birikimle artar ama biz döviz cinsinden enflasyon yaratıyoruz. Çünkü kur doğru oluşmuyor, faiz doğru oluşmuyor. O yüzden hani TL maliyetler arttıkça o göreli fiyatlar yapısı da bozulmuş durumda. Döviz doğru yerde değilse o zaman ben o gelir elde, bu maliyeti, bu geliri elde etmek için 100 euroluk ürünü 110'a çıkıyorum. İşte otel fiyatları vesaire birçok şeyde görebiliriz. Böylece de ne olduk? Dünyanın, hani hocam dedi, biz birçok enflasyon yaşadık ama Türkiye'nin dünyadan birçok anlamda pahalı olduğu bir dönemi çok yaşamadık. Yani bu çok şey bir durum. Çok ciddi bir durum. Yani öyle bir şey olmuş ki biz artık döviz bazında enflasyon yaratıyoruz. Yani döviz fiyatları euro bazında arttırıyoruz öyle falan. Yapıyoruz. Bu kolay, çok şey bir şey. Dünyada rekabet gücünüzü veya dünyadaki yani sizin yerinizi çok etkileyecek bir durum ama oraya gelmiş gibi gözükürse buradan geri dönmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız? İşte yani bugüne kadar örneğin yaptığımız şeylerin tersini yaparak belki, yani sonuçta geriye sarmamız gerekiyor. Şimdi